Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok güzel bir bebek yeleği hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. Hem kız hem de erkek bebekler için kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Yelekte şöyle bir model kullandım. Yapımı oldukça keyifli, oldukça da hızlı ilerliyor. Yelekte ekstra ilik yerleri açmadım. Trabzan aralarını kullandım. O yüzden de yapması oldukça kolay, çok hızlı ve pratik bir şekilde bitirebileceğiniz bir yelek oldu. Şimdi size boyutlarını vereyim. Kol altından kol altına yaklaşık 24 santim. Yukarıdan aşağıda yaklaşık 32 santim. Yeleğimize boyun kısmından örmeye başlıyoruz. Önce roba kısmını yapıp kollarını ayırdıktan sonra yeleğimizin alt kısmını örerek bitiriyoruz. İsterseniz benim yaptığım gibi düğme kullanabilirsiniz. İsterseniz de düğme kullanmadan üst kısmına bir kordon ya da kurdale yaparak da kullanabilirsiniz. İp olarak kartopu baby one kullandım. Tığım ise 3 milim kalınlığındaki yün tığı. Evet, ipimizi aldık ve zincir çekerek başlayacağız. Önce bir başlangıç ilmeği alıyorum. Ve çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum şu şekilde. 65 tane zincir çekip geliyorum. Evet, 65 tane zincir çektim. 65. zincirden sonra 3 tane daha zincir çekiyorum. İp alıyorum tığıma, geriye dönüp 1, 2, 3 tane zincir atlayıp 4. zincire batırarak 1 tane trabzan yapıyorum. Böylelikle bu başlangıçta zincirli bir kısım oluştu. Bunu da bir trabzan sayarak yan yana 2 tane trabzan elde etmiş oldum. Şimdi her bir zincirin üzerine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Bu 3. Bu 4. Toplam 11 tane trabzan yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, başlangıçtaki zincirli kısımla beraber toplam 11 tane trabzan yaptım. Bu benim yeleğimin ön kısmının başlangıcını oluşturdu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir ayrım yeri oluşturuyorum ve devam ediyorum. Yine ip aldım tığıma. Devam eden zincire batırarak yine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu 1, bu 2. Şimdi de kol kısmını örmeye başlıyoruz. Kol için 14 tane trabzan yapacağız yan yana. Bu 3.'sü. Bu şekilde 14 tane trabzan yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu ayrım yerinden sonra 14 tane trabzan yaptım ve devam ediyorum. Yine bir zincir çekiyorum. İp alıyorum tığıma. Devam eden zincire batırarak trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi de yeleğimizin arka kısmını örmeye başlıyoruz. Yine yan yana trabzanlar yaparak toplamda 16 tane trabzan yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, arka kısım için de 16 tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. Yine bir zincir çektim ve devam eden zincire batırarak ikinci kolumuzu yapmaya başlıyoruz. İlk kolda olduğu gibi toplam 14 tane trabzan yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ikinci kol için de 14 tane trabzan yaptım ve devam ediyorum. Bir zincir çektim. Yine devam eden zincire batırarak önün ikinci parçasını da yapıyorum. Toplamda sıranın sonuna kadar geleceğim ve 11 tane trabzan elde etmiş olacağım. Sıranın sonlarına doğru şu artık olan ipi de şöyle geriye doğru tutup şu şekilde bunun üstüne örerseniz, şöyle bunun üstüne örerseniz bu ipten de kurtulmuş olursunuz. Temizlemesi daha kolay olmuş olur. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar geldim. Bu ayrım yerinden sonra da toplam 11 tane trabzan yaptım. Eğer verdiğim sayılara riayet ettiyseniz sıranın sonunda 11 tane trabzan elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi dikkat ederseniz şöyle göstereyim. Yeleğimizin ön iki parçası ve arka parçasında sadece model var. Kol kısmında normal trabzanlar örüyoruz. Burada modelimizi kurmayacağız. O yüzden daha ilk sıradan itibaren hem arka hem de ön iki parçaya modelimizi kurarak başlayacağız. Şimdi kaldığım yerden bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum biraz
ve dönüş alıyorum. Eğer siz bir zincir çekerek dönmekte zorlanıyorsanız burada iki zincir çekerek de ipinizi uzatıp dönebilirsiniz. Ama ne şekilde yaparsanız yapın baştan sona kadar hep aynı şekilde devam edin ki yeleğinizin ön kısmı düzgün şekilde ilerlesin. Ben bir zincir çekerek döndüm. İp aldım tığıma. Hemen ilk deliğe batırıyorum. Ve ilk trabzanımı yapıyorum. Sonra onun yanındakine ve onun yanındakine de birer trabzan yaparak toplam 3 tane trabzan elde etmiş oluyorum. Yeleğimizin başından sonuna kadar bu 3 trabzan hem bu tarafında hem de yeleğin diğer tarafında devam edecek. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağım. Bu 3 tane trabzanı kullandıktan sonra altta şöyle 8 tane trabzanım kaldı. Bu 8 tane trabzanın üzerine modelimizden 2 tane kurmuş olacağız. Modelimiz 4 tane trabzan üzerinden ilerliyor. İp aldım tığıma, ilk deliğe atlıyorum, ikinci deliğe batırıp trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum onun yanındakine ve onun yanındakine toplam 3 tane trabzan yaptım. Arada bir tane delik atlamış oldum. Şimdi bu deliği öreceğiz. İp alıyorum tığıma, geriye dönüp az önce atladığım şu deliğe batırıyorum. Arkadan ip alıp çıkardım. Biraz ipinizi burada uzatın. Sonra yine normal trabzanımı yapıyorum. Ve böylelikle modelimizin ilk parçasını kurmuş olduk. Bir kez daha göstereyim. İp alıyorum. Bir tane atlıyorum. Önce atlayıp sonra 3 trabzan öreceğiz. Bir tane atlıyorum. Devam eden deliğe batırıp bir trabzan yaptım. Sonra devam eden deliğe ve devam eden deliğe batırıp toplam 3 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar ip alıyorum. Geriye dönüp az önce atladığım deliği kullanarak bir trabzan daha yapıyorum. Batırdım oraya. Arkadan aldım ipimi. Bir miktar uzattım. Sonra trabzanımı yapıyorum. Böylelikle ikinci modelimizi de yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Az önce bıraktığım şu bir zincirlik boşluk vardı. Oraya iki tane trabzan yapıyorum. Burası bizim artırma yerimiz olduğu için şimdi burada artırma yapacağız. Önce iki tane trabzan yaptım. Sonra iki zincir çekiyorum. Aynı deliğe iki defa daha batırarak iki trabzan daha yapıyorum. Ve böylelikle burada bir artırma noktası oluşturmuş olduk. Devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi ön kısımlarda ve arka kısımlarda modelimiz var. Kol kısımlarını normal trabzan şeklinde öreceğiz. Şimdi burası bizim kolumuz. Şurası bizim kolumuz. Burada modelimizi yapmayacağız. Normal trabzanlarımızı öreceğiz. Buradaki trabzanların üzerlerine birer tane trabzan örerek ilerliyorum. Evet arkadaşlar, buradaki trabzanların üzerlerine birer tane trabzan örerek diğer deliğimize, yani altta bıraktığımız artırma noktasına tekrar geldim. Burada yine aynı şeyi yapıyorum. Önce 2 tane trabzan, sonra 2 zincir, sonra aynı deliğe 2 tane daha trabzan yapıyorum. Böylelikle bir artırma yeri daha oluşturmuş olduk. Ve şimdi yeleğimizin arka kısmına, şöyle arka kısmına gelmiş olduk. Burada tekrardan modelimizi kuracağız. Modelimizi kurarken ip alıyorduk. Önce bir tanesini atlıyorum. Bir trabzanı atlıyorum. Ve devam eden trabzandan itibaren yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra ip alıyorum. Geriye dönüp az önce atladığım deliğe batırıyorum. Arkadan ip alıp çıkardım. İpimi biraz uzattım. Ve trabzanımı yapıyorum. Yani aslında yine 4 tane trabzan üstüne 4 tane trabzan yapıyorum ama dördüncüsünü geriden aldığım için çapraz bir görüntü oluşmuş oluyor şu şekilde. Devam ediyorum. Tekrar ip aldım. Bir delik atlıyorum. Devam eden deliğe batırıp 3 tane trabzan yapıyorum. Yani birbirini takip eden 3 trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum şu şekilde. Sonra ip aldım. Geriye dönüp az önce atladığım deliğe batırıyorum. İpimi biraz uzatarak çıkardım ve trabzanımı yaptım. Modelimiz bu şekilde. Yapması çok kolay, çok da hızlı şekilde ilerliyor.
Şimdi bu arka kısımda 2 tane daha bu örnekten yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, toplam 4 tane yan yana bu örnekten kurmuş oldum. 16 tane trabzanımız vardı biliyorsunuz altta. Arka kısım için ayırdığımız 16 tane trabzanın üzerine 4 tane bu örnekten kurmuş olduk. Ve tekrardan artırma noktasına gelmiş oldum. Burada yine önce 2 trabzan, sonra 2 zincir, sonra aynı deliğe tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci koldayım. İkinci kolu da örneksiz bir şekilde trabzanların üzerlerine trabzanlar örerek geliyorum bu artırma noktasına kadar. Evet arkadaşlar, ikinci kolu da ördüm. Şimdi tekrar son artırmamızı yapıyoruz burada. Önce 2 trabzan, sonra 2 zincir, sonra aynı deliğe 2 trabzan daha yapıyorum. Evet, son artırmamızı da yaptık ve şimdi önün diğer parçasında örnekli bir şekilde yapacağız. Şimdi burada başlarken, diğer tarafta başlarken önce 3 tane trabzan yapıp sonra modeli kurmuştuk. Bu 3 tane trabzan yeleğimizin ön kısmının düzgün ilerleyebilmesi için. Burada da 3 tane trabzan sıranın sonunda olacak. Önce 2 defa modelimizi yapacağız. Daha sonra 3 tane trabzanla bitireceğiz. Evet, 2 defa yaptım. Şimdi yine sırayı bitirirken 3 tane trabzanla bitireceğiz. Bu birincisi, bu ikincisi, üçüncü trabzan da bu başlangıçtaki zincirli kısmın üzerine denk geliyor. Ve böylelikle 3 trabzanla başlayıp 3 trabzanla sırayı bitirdik. Şöyle bir bakalım. Burada şeklimiz birazcık daha belirginleşmeye başladı. Örneğimiz iyice yuvarlaklaştı. Burası ön kısımlarımız, burası arka kısım. Bunlar da kollarımızı oluşturdu. Şimdi tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Bir zincir çekerek döndüm. İpimi biraz uzattım. İp alıyorum. İlk deliğe batırıp trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu sırada örnek falan yapmak yok. Tamamen trabzanlarımızı normal örüp gideceğiz. Hem ön hem de arka kısımlar dahil olmak üzere hiçbir yerde örnek yapmayacağız. O yüzden önüme çıkan bütün trabzanların üzerlerine birer trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, şu şekilde bütün trabzanların üzerlerine birer tane trabzan yaparak ilerledim ve tekrar buradaki alt sırada 2 zincirlik artırma noktasına denk geldim. Buraya da yine aynı şekilde artırmalarımız hep aynı olacak. 2 trabzan, 2 zincir, aynı deliğe 2 tane daha trabzan yaparak robamız istediğimiz boyuta gelene kadar artırmalarımızı devam edeceğiz. Ve devam ediyorum. Şimdi yine kol kısımdayım. Kolda da artırma noktasına kadar trabzanlarımı örüp geliyorum. Evet, yine trabzanlarımı örerek artırma noktasına kadar gelmiş oldum. Yine aynı şekilde artırmamı yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan şeklinde. Ve sonra arka kısma geldim. Arka kısımda da yine aynı şekilde trabzanların üzerlerine trabzanlar örerek devam edeceğim. Şöyle bir göstereyim. Bu sırada aynı şekilde trabzanlarımızı öreceğiz. Hem arka kısımda, hem kol kısmında, hem de ön kısmında artırmalarda da 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapacağız. Bunlara riayet ederek sıranın sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, ben trabzanlarımı örüp sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın sonunu beraber yapalım istedim. Sıralarımıza başlarken bir zincir çekerek ipimizi uzatıp dönüyoruz biliyorsunuz. Bu sizde kafa karışıklığına yol açmasın. Sıramızı bitirirken yine 3 tane trabzanla bitireceğiz. Bazen hata olarak o çektiğimiz bir zinciri de ayrı bir trabzan olarak düşünebilirsiniz. Onu düşünmeyin diye bunu özellikle vurguladım. Eliniz iyice alışana kadar modele buraları sayarak da yapabilirsiniz. Mesela şöyle, bu artırma noktasından sonra burada 12 tane trabzanım olduktan sonra 3 tane daha trabzan yapacağım. 12 trabzandan sonra bu birincisi, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. Böylelikle buna dikkat ederseniz sıranız hiç şaşmamış olur. Şimdi tekrar bir zincir çekerek dönüyorum. İpimi uzatıyorum.
Hemen ilk deliğe ilk trabzanımı yapıyorum. Sonra onun yanındakine ve onun yanındakine. Dediğim gibi baştan sona kadar bu 3 trabzanımız hep devam edecek. Şimdi tekrar modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Modelli kısımlarda bir sıra model, bir sıra trabzan, bir sıra model, bir sıra trabzan şeklinde devam ediyor. Şimdi trabzanları yaptıktan sonra modelimizi tekrar öreceğiz. İp alıyorum. Şöyle şu artırma noktasına kadar modelimizi yapacağım. Evet, böylelikle artırma noktasına kadar 3 tane bu modelden yapmış oldum. Altta 2 tane yapmıştık. Şimdi bu 3'e çıktı. Artırmalar yaptığımız için sayılarınızın böyle olması gerekiyor. Şimdi tekrar bu artırma noktasındayız. Burada yine aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Şöyle şu şekilde göstereyim. Ve şimdi devam edeceğim. Kol kısmında zaten model yapmadığımız için normal trabzanlarımı örüp devam edeceğim. Burada tekrar artırmamız var. Sonra arka kısmın modelini yapacağız. Arka kısımda ilk olarak 4 tane bu modelden yapmıştık. Şimdi her iki taraftan artırmalar yaptığımız için burada bu sayının 6'ya çıkmış olması lazım. 6 tane bu modelden yerleştirebilmiş olmamız lazım. Sonra devam edeceğim. İkinci kolu düz öreceğim ve ön kısmı da diğer tarafta yaptığımız gibi aynı mantıkla devam edip geleceğim. Artırma noktalarında yine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapacağım. Bunlara riayet edip gelelim, sıranın sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Hem arka kısımda hem de ön kısımda modelimizi kurdum tekrar. Kollar zaten düz bir şekilde örülüp devam ediyor. Sıranın sonunu beraber bitirelim. Ön kısımda şöyle 1, 2, 3 tane örneğimi yapmış oldum. Şimdi sırayı yine 3 tane trabzanla bitireceğim. Bu 3 trabzan baştan sona kadar hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi yine bir zincir çekip dönüyorum. İpimi uzatıyorum. Bu sıra tamamen trabzanları yaptığımız sıra. Yani modelli kısımda da yine trabzanlarla devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Burada yine trabzanlarla devam edeceğiz. Artırma noktalarında 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam edeceğiz. Kolda da, arka kısımda da ve diğerinde de aynı şekilde devam edip ilerleyeceğiz. Şimdiye kadar toplamda 1, 2, 3, 4 sıra örmüş olduk. Toplamda 7 sıra örüp geleceğiz. 7 sıra roba için yeterli. Ama siz daha büyük bir roba istiyorsanız 7 değil de 9 sıra örebilirsiniz. Buraları örerken dikkat edin, bu modeli devam ettireceğiz. Her 2 sırada bir modelimiz gelecek. Hem ön kısımlarda hem de arka kısımda 7 sıra örüp gelelim. Sonra kollarımızı ayıracağız beraber. Evet arkadaşlar, ben 7 sıra halinde trabzanlarımı ördüm. Roba kısmını epey büyütmüş oldum. 7 sırayı örerken 1, 2, 3 defa modelli sıramızı örmüş olduk. 3. modelli sıradan sonra trabzanlı kısmı da ördüm. Böylelikle 7. sıra bitmiş oldu. Şöyle katladığımda görüyorsunuz, şuralar kolları oluşturacak. Şurası ön kısım. Burası da yeleğimizin arka kısmını oluşturacak. Şimdi bu sırada kolların ucuna minik bir örgü yapacağız. Sonraki sırada da kollarımızı kesip bitireceğiz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi trabzanlı sırayı yaptıktan sonra tekrar modelli sıra denk geliyor. Bu sırada da modelli sırayı yapacağız. Bir zincir çekerek dönüyorum. İpimi biraz uzattım. Başlangıçta biliyorsunuz 3 tane trabzanla başlıyorduk. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi şurada şu ayrım yerine kadar, yani ön kısmın ilk parçasında kola döndüğümüz ayrım yerine kadar burayı modelimizi örerek geliyorum. Evet, bu ayrım noktasına kadar geldim. Burası bizim artırma noktamızdı. Artırmalarda yaptığımız şeyi burada tekrar yapacağız. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapacağım. Evet.
Evet, şu şekilde yaptım. Şimdi burası bizim düz şekilde baştan beri ördüğümüz, kol için ayırdığımız kısımdı. Şimdi bunun ucuna minik bir detay yapacağız ve o şekilde kolumuzu bitirmiş olacağız. Devam eden deliğe bir tane trabzan yapıyorum. Sonra iki zincir. Şöyle yakından göstereyim. Üzerine ip almadan tığımın geriye dönüyorum. Az önce yaptığım bu trabzanla bundan önceki trabzan arasına şöyle bu boşluğa batırıyorum. İp alıp çıkardım. Ve bir sık iğne ile bunu buraya tutturdum. Böyle minik bir pıtırcık yapmış oldum. Sonra devam ediyorum yine. İp aldım. Bir delik atlıyorum. Dikkat! Bir delik atlıyorum. Diğer deliğe batırıp tekrar trabzan yapıyorum. Sonra iki zincir. Geriye dönüyorum. Buradaki boşluğa batırıyorum. Ve yine bir sık iğne yaparak burada bir tane daha pıtırcık oluşturuyorum. Devam ediyorum yine. İp aldım. Bir delik atladım. Diğerine batırıp bir trabzan yaptım. Sonra bu trabzanın üzerinde bir pıtırcık olması için iki tane zincir çekiyorum. İp almıyorum tığıma. Geriye dönüp az önce oluşturduğum boşluğa batırıyorum. İp alıp çıkardım ve bir sık iğne yaptım. Şu şekilde trabzanların üzerlerinde pıtırcıklar oluşuyor. Bu şekilde devam edip gelelim bu noktaya kadar, buradaki artırma noktasına kadar. Evet arkadaşlar, ben kol ucuna az önce gösterdiğim örneği yaptım ve şimdi bu artırma noktasındayım. Burada benim sonda bir tane trabzanım kaldı. Bu çok önemli değil, sizde de kalabilir. Tam denk gelmese de sıkıntı değil yani. Şimdi burada sonuncu trabzan ve üzerine pıtırcığı da yaptıktan sonra artırma noktasına geldim. Artırma noktasına yine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Evet, şu şekilde yaptım ve arka kısma geldim. Arka kısımda da yine aynı şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Yani burada yaptığımız modelin aynısını burada da yapmaya devam edeceğiz. Ve tekrardan buradaki artırma noktasına geleceğiz. Bu artırma noktasında da yine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Daha sonra ikinci kolu da az önce gösterdiğim gibi ucuna modelimizi öreceğiz. Ve daha sonra aynı şekilde artırma noktasından dönüp ön kısmı da az önce gösterdiğim şekilde yapacağız. Bunları yapıp gelelim. Burada sıranın sonunda tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, ben iki kol ucuna da modelimizi yaptım ve sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi bu sırada kollarımızı keseceğiz. Artık kolları örmeyeceğiz. Sadece gövde kısmını örmeye devam edeceğiz. Kaldığım yerden en son yine sırayı 3 trabzanla bitirdim. Bir zincir çekerek dönüyorum. İpimi uzattım. Bu sırada bildiğiniz gibi modelimize yine devam ediyoruz. Bu örnekli sıradan sonra sadece trabzanların olduğu sıramızı örüyoruz. Şu şekilde hemen ilk trabzandan itibaren başlayayım. Trabzanlarımı örüyorum. Şöyle örüp geleceğim ta ki şuradaki artırma noktasına kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, trabzanlarımı örüp geldim buradaki artırma noktasına kadar. Artırma noktasında şimdi artırma yapmayacağım. 2 zincir çekiyorum. Daha sonra bu kısmı olduğu gibi, az önce kol için ördüğüm bu kısmı olduğu gibi atlıyorum, atlıyorum. Tekrar ip alıyorum tığıma. Şöyle göstereyim. Buradaki diğer artırma noktasından sonraki trabzana batırıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum şu şekilde. Böylelikle burada kolu ayırmış olduk. Kolumuzu oluşturmuş olduk. Devam ediyorum şimdi. Arka kısma geldim. Arka kısımda da aynı şekilde trabzanlarımı örerek devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu arka kısmın trabzanlarını da örüp geldim. Buradaki kol öncesindeki artırma noktasına kadar. Şimdi burada ikinci kolumuzu da ayıracağız. Yine artırma noktasında hiçbir işlem yapmıyorum. 2 zincir çekiyorum. İp alıyorum tığıma. Bu kısmı olduğu gibi atlıyorum, atlıyorum. Ta ki buradaki diğer artırma noktasından sonraki ilk trabzanın üzerine batırıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Böylelikle ikinci kolumuzu da ayırmış olduk. Şimdi devam edeceğim. Aynı şekilde trabzanlarımı örüp geleceğim. Ta ki sıranın sonuna kadar.
Evet arkadaşlar, ikinci kolu da ayırdıktan sonra sıranın sonuna kadar geldim. Trabzanlarımı ördüm. Şimdi önden bir bakalım. Böylelikle roba kısmını bitirmiş olduk. İki kolumuzu ördük ve ayırdık. Burası kollarımız ve artık gövde kısmını öreceğiz ve yeleğimizi bitireceğiz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yine bir zincir çekerek döndüm. Uzatıyorum ipimi. İp aldım ve baştaki 3 tane trabzanı yapıyorum. Evet, trabzanları yaptım. Şimdi yine örneğimizi örmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bir sıra trabzan, bir sıra örnek, bir sıra trabzan, bir sıra örnek şeklinde gidiyorduk. Şimdi örneğimizi yapıp geleceğim. Yapıp geleyim, şuradaki 2 zincirlik yere kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, ben örneğimizi örüp geldim. Bir alt sırada artırma yapmadığımız için burada sonda sadece 2 tane trabzan kaldı. Bu çok normal. Bu 2 tane trabzanın üzerine de yine 2 tane trabzan örüyorum normal şekilde. Şöyle ördüm ve buradaki 2 zincirlik yere geldim. Bu 2 zincirlik boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Şöyle boşluğa batırarak bu 1, bu 2, 4 tane trabzan yapıyorum. Bu da 4. trabzan ve devam ediyorum. Buradaki 2 tane trabzanın üzerine devam eden 2 tane trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. Böylelikle diğer tarafın simetrisini de oluşturmuş oldum. Toplamda burada 2, 4, 6, 8 tane trabzanımızın olması lazım. Ve devam ediyorum. Bunu yaptıktan sonra aynı şekilde bu arka tarafta da örneğimizi örerek geliyorum şuradaki 2 zincirlik yere kadar. Evet arkadaşlar, ben arka kısımdaki örneklerimi de örüp geldim. Şimdi yine buradaki 2 zincirlik boşluğa geldim. Yine aynı şekilde burada 2 tane trabzanımın kalmış olması lazım. Onları normal şekilde örüyorum önce. Sonrasında bu 2 zincirlik deliğe de yine 4 tane trabzan yapıyorum. Trabzan yaptıktan sonra 2 tane trabzan daha yapıyorum diğer taraftan ve toplam burada 8 tane trabzan elde etmiş oldum. Şimdi tekrar bu ön kısmı da örüp geleyim ta ki sıranın sonuna kadar. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine bir zincir çekerek dönüyorum. Şimdi trabzanlı sıramızdayız. Trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. İpimi uzattım. İlk trabzandan itibaren yapmaya başlıyorum. Yapıp geleyim şuraya kadar. Bu alt sırada şöyle yapayım. Modelimizin bittiği yere kadar, altta 8 tane trabzanımız vardı. Bu 8 tane trabzana gelene kadar trabzanlarımı örüyorum. Evet, trabzanlarımı örüp geldim. Buradaki alt sırada şöyle göstereyim. 8 tane trabzanım vardı. Bu 8 tane trabzanın üzerine geldim. Şimdi burada bir artırma yapmamız lazım. Kol altının daha düzgün şekilde görülmesi için. Bu 8 tane trabzanı 12'ye çıkaracağız. Şöyle yapacağız. Önce bir tane örüyorum. Bir trabzanı normal örüyorum. Diğer trabzanın üzerine 2 tane aynı deliğe trabzan yapıyorum. Yani burada bir artırma yapmış oldum. Bir tanesini normal örüyorum. Devam eden deliğe 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tanesini normal örüyorum. Devam eden deliğe 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar bir tanesini normal örüyorum. Devam eden deliğe 2 tane trabzan yapıyorum. Böylelikle 4 yerde artırma yapmış oldum. Altta 8 tane olan trabzan sayımı burada 12'ye çıkartmış oldum. Ve buraya hafif bir kavis vermiş oldum. Böyle katlandığı zaman daha düzgün bir görüntünün olması için bu gerekliydi. Bunu yaptım ve devam ediyorum. Şimdi burada aynen normal şekilde trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Şu şekilde trabzanlarımı yapıp ilerleyeceğim. Ta ki şuradaki diğer kol altında da artırma yerine kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, yine trabzanlarımı örüp geldim. Buradaki diğer kol altındaki 8 tane trabzanı yine artıracağız. Bu 8 tane trabzandan 4 tane daha çıkartıp 12'ye çıkartacağız sayımızı. Bunu nasıl yapıyordum? Bir örüp bir artıracağım.
Evet arkadaşlar, yine alttaki 8 tane trabzanı bir ör, bir artır şeklinde 12'ye çıkarmış oldum. Diğer kol altında yaptığımız şeyin aynısı. Ve şimdi devam edeceğim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim. Normal trabzanlarımı örerek sıranın sonuna kadar geleceğim. Sonra tekrar döneceğim. Modelli sıra gelmiş olacak. Modellerimi örüp geleyim ta ki buradaki noktaya kadar. Evet arkadaşlar, sırayı bitirip tekrar döndüm ve modellerimi yaparak koltuk altına kadar geldim. Şimdi koltuk altında az önce artırdığımız yerler vardı. 12 tane trabzanımız vardı. Burada artık artırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan normal modelimizi örmeye devam edeceğiz. 12 tane trabzan olduğu için buraya 3 tane bu modelden yerleştirebileceğiz. Biliyorsunuz 4 tane trabzan üzerineydi buradaki her bir örneğimiz. Dolayısıyla burada 12 tane trabzan olduğu için buraya 3 tane o modelden yerleştirmiş olacağız. Yani koltuk altında 3 tane bu modelden, bu örnekten yerleştirilmiş olacak. Bunları öreceğim şimdi. Evet, şu şekilde koltuk altına da yine örneğimizi örerek devam ettim. 3 tane yeni bu örnekten yerleştirmiş oldum. Şimdi bundan sonra mantığımız aynı şekilde devam edecek. Buraları da yine öreceğim modelli şekilde. Buradaki koltuk altına da yine modeli örerek devam edeceğim. Ve sıranın sonuna kadar geleceğim. Şöyle önden bakalım. Evet, bundan sonra artık gövde kısmını örüyoruz sadece. Alt kısmı örüyoruz. Ve modelimize devam edeceğiz. Bir sıra örnek, bir sıra trabzan şeklinde örmeye devam edeceğiz. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz bu boyu. Ben kaç sıra yaptığımı buradan sayayım. Koltuk altını ayırdıktan sonra şöyle, koltuk altını ayırdıktan sonra ben 2, 4, 6, 8 sıra örnekli sıradan örmüşüm. Siz daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar uzatıp geliyorsunuz. İstediğimiz kadar uzatalım bunu da. Daha sonra tekrar buluşalım sizinle. Evet arkadaşlar, ben yeleğimizi ördüm. Koltuk altından itibaren 8 sıra modelli sıramızdan ördüm. Böylelikle istediğim uzunluğa erişmiş oldu. Bu yukarıdan itibaren de, en tepeden itibaren de toplam 12 sıra modelli sıradan örmüş oldum. Modelli sıramız bildiğiniz gibi bir sıra modelden, bir sıra da trabzanlardan oluşuyor. Yeterli uzunluğa eriştikten sonra bu trabzanlı sırayı bir kere daha örüyoruz. Yani iki sıra trabzanla bitirmiş oluyoruz yeleğimizi. İsterseniz burada bu şekliyle bitirebilirsiniz. İsterseniz burada şimdi benim yapacağım gibi bir sırada sık iğne geçebilirsiniz. Şimdi ben sık iğnelerimi geçeceğim. İki sıra trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekip dönüyorum. Bu kısmın daha düzgün durması için ilk trabzana 2 tane sık iğne yapıyorum. Sadece ilk trabzana 2 tane sık iğne. Bundan sonra önüme çıkan her trabzana 1 tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Şu şekilde her trabzanın üzerine 1 tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde ilerleyip geleceğim ta ki en sondaki trabzana kadar. Evet arkadaşlar, sık iğnelerimi örüp geldim. Şimdi sıranın sonundayım. Sıranın sonundaki trabzanın üzerine diğer uçta yaptığımız gibi 2 tane sık iğne yapacağım. Böylelikle her iki ucun şöyle daha düzgün durmasını sağlamış olacağız. Ve böylelikle yeleğimizin alt kısmını bitirmiş olduk. İsterseniz buradan dönerek şu şekilde yeleğin bu ön kısımlarını da sık iğnelerle geçebilirsiniz. Ama ben buna gerek duymadım. Siz isterseniz bunu yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu yapmayacağım için burada ipimi keserek burayı bitiriyorum. Bir zincir çekerek sabitleyip ipimi keseceğim. Bu artık olan ipi de şu sık iğnelerin arasına gizleyerek yok edeceğim. Şöyle bir iğne yardımıyla bu ipi şimdi yok edeceğim. Ve böylelikle yeleğimizi neredeyse bitirmiş olduk. Şimdi küçük birkaç detay daha yapacağız. Bu yeleği isterseniz şurada benim yaptığım gibi düğmeli de kullanabilirsiniz.
Şu şekilde düğmeli de yapabilirsiniz. İsterseniz de şimdi benim yapacağım gibi buraya kordon yapacağım ben. Kordonlu da kullanabilirsiniz sadece bağlayarak. Kordon yapımına geçmeden önce şu boyun kısmında da küçük bir detay yapacağım. Bir sıra daha sık iğne geçeceğim. Daha düzgün durması için. Ben şurada farklı bir renkle yaptım. Şu şekilde. Zıt bir renk kullandım. Benim hoşuma gitti. Ama siz isterseniz aynı renkte de yapabilirsiniz bu sık iğneyi. Şimdi bu sık iğne sırasını da yapalım beraber. Evet, ben şu şekilde zıt bir renk tercih ettim. Şimdi boynun şu kısmından başlıyorum. Ön parçalardan bu tarafta olanınkinden başlıyorum. Şöyle aldım, kendime doğru yaklaştırıyorum. Burada biliyorsunuz trabzanlarımız vardı. Trabzanlarla başlamıştık. Trabzanların altında da zincirlerimiz vardı. Şimdi o zincirlerin üzerlerine sık iğneler yapacağız. Hemen şu ilk deliğe batırıyorum. Tığım boşken batırdım. Ve şuradan bir tane ilmek alıyorum. Bu artık ipi de bunun üzerine atıyorum, tığımın üzerine sabit olması için. Ve ikisini beraber örerek başlamış oluyorum. Bu benim ilk sık iğnem oldu. Şimdi karşıma çıkan her deliğe, yani her bir trabzanın dibine batırarak birer sık iğne yapıyorum. Bu sırada bu ipi de şöyle tutuyorum. Bunun üzerine örüyorum ki bu da yok olup temizlenmiş olsun. Şu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Böyle yapıp devam edeceğim. Şu boşluklarda yapacağımız ekstra bir şey yok. Bu boşlukları hiç görmeyeceğiz. Sadece buradaki zincirlere odaklanarak, bu zincirlerin üzerlerine sık iğnelerimizi yaparak ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar, ben boynun tamamını sık iğnelerle örüp sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada bir zincir çekerek sabitleyip ipimi kesiyorum. Bu artık olan ipi de yine aşağıda yaptığım gibi bu sık iğnelerin arasına gizleyerek yok edeceğim. Evet, şimdi burada yeleğinize düğme dikmek isterseniz buradaki trabzan aralarını kullanabilirsiniz. Genişçe trabzan araları kalıyor zaten. Şöyle bu trabzan aralarını kullanabilirsiniz. Şu şekilde bunları kullanabilirsiniz. İlik açmakla uğraşmak istemiyorsanız bu en pratik şekli. Ama isterseniz de ben birkaç farklı yelek yapım videomda bu ön kısma nasıl ilikler açtığımı da gösterdim. Buraya 3 sıra halinde sık iğneler geçiyorum ve o sık iğneleri yaparken arada ilik yerlerini de açıyorum. O videoların linklerini hem yukarıya hem de açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradaki teknikle de bu ön kısımlarına sık iğneler geçip daha sonra ilik yerleri de açabilirsiniz. İsterseniz de daha pratik olması açısından buradaki bu trabzanların aralarındaki bu boşlukları kullanabilirsiniz. Zaten bebek düğmeleri oldukça minik olduğu için rahatlıkla kullanılabiliyor. Ya da düğme dikmek istemiyorsanız da şimdi göstereceğim teknikle buraya iki tane kordon yaparak bağlayabilirsiniz birbirine. Şimdi kordon yapımına geçelim. Evet, şimdi bir bu uca bir de karşısına kordon yapacağım. İpimi alıyorum şu şekilde. Hangi uzunlukta yapmak istiyorsam kordonumu, mesela diyelim ki şöyle şu uzunlukta olsun, şöyle bu uzunlukta olsun. Bunun 3 katı kadar ip, burası ipimin başlangıcı, 3 katı kadar ip ayırıyorum. Bu 1, bu 2 ve bu 3. 3 katı kadar ipi ayırdıktan sonra buradan ilmek alarak başlayacağım. Şuraya tutturuyorum, tam şu köşeye. Tığım boşken batırdım. Bu ayırdığım 3 kat ip bu tarafta duruyor. Benim normal ördüğüm ipim buradan devam ediyor. Tığım boşken batırıyorum ve buradan bir ilmek alarak başladım. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bu bıraktığım uzun ipi şöyle tığımın üzerine atıyorum. İkisini beraber örüyorum daha sonra. Tekrar bıraktığım ipi üzerine atıyorum. İkisini birlikte örüyorum.
bıraktığım ipi şuradan atıyorum tığın üzerine, ikisini beraber örüyorum. Atıyorum, daha sonra ikisini beraber örüyorum. Atıyorum, daha sonra ikisini beraber örüyorum. Bu şekilde kordonumu yapıyorum. Bunu yapıp devam edeceğim ta ki şu ayırdığım ip bitene kadar, onun sonuna kadar kordonumu örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu ayırdığım ipin sonuna geldim. Böyle kısa bir parça kaldı artık. Şimdi bitireceğim artık kordonumu. İpimi bıraktım. Şöyle makasımı alıyorum. Halen daha ilmeğim tığımda. Bu iki tane ipi aynı uzunlukta keseceğim. Şöyle ve daha sonra bu kalan ilmekten bu ikisini de beraber geçiriyorum. Ve böylelikle kordonumu bitirmiş oldum. Şöyle bunun aynısını bu karşı tarafa da yapıp geliyorum. Evet, iki kordonu da bitirdim ve birbirine düğümledim. Böylelikle yeleğimizi bitirmiş olduk. Baştan sona hepsini beraber örmüş olduk. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgilerimle.